Heh, Nejat Bey de geldi. Nereden anladın lan Nejat Bey olduğunu? Şey, dün Saniye abla düğün fotoğraflarına bakıyordu ya. Oradan gördüm yani. Ha. Hadi hadi şoförü gözden kaçırmayalım. Yürü. O bende abi. Nejat? Ne oluyor burada? Biliyorum Hande'yi bekliyordunuz ama gelmeyecek. Sizinle konuşabilmek için ben organize ettim her şeyi. Beni 2 dakika dinleyebilir misiniz? Bütün bunlar yine benim tanık olmamı istemek için bir tezgahtı yani. Öyle mi? Rezan Hanım, benim kızıma kavuşabilmem için tek çarem sizsiniz. Kayra'yı aldı Aylin. Ben ailenin yanındayken çok endişeleniyorum. Lütfen buna müsaade etmeyin. Konuşmanın işe yaramadığını nasıl anlayacağız Rafet abi? Anladık bile. Size kendimi çok açık ifade etmiştim Nejat Bey. Ben kızımı üzecek bir şey yapamam. Buna rağmen beni buraya kadar getirdiniz ve zamanımı çaldınız. İki dakikanız daha mı kıymetli torununuzdan? Neyin önemli olduğunu sizden öğrenecek değilim. Evet, zamanım da kıymetli ve kararlarım nettir. Torunuma sahip de çıkarım. Merak etmeyin. Bakın benim sizden başka şansım yok. Size yalvarıyorum. Lütfen yardım edin bana. Kızım aleyhine mahkemeye çıkıp tanıklık yapmayacağım. Siz kızınızı tamamen kaybetmeyeceksiniz. Ama ben bunu yaparsam kızımı tamamen kaybedeceğim. Bir de böyle düşünün. Lan ne yapıyorsun? Gel buraya. Rezan Hanım, lütfen dinleyin beni. Konuşacak bir şey kalmadı Nejat Bey.